şu anda bu alanda can dostlarımız noktasında bir rakibimiz olduğunu ben düşünmüyorum. Yine belediyemizin yeni ve modern ek hizmet binasını tamamladık, faaliyete geçti. Burası Türkiye'nin en eski belediyelerinden Sayın Genel Başkanım. 145 yıllık bir belediye. 145 yıl içerisinde toplam park sayımız 150 idi. Bizim 3,5 yılda kattığımız buna 60 park da. Şu an 210 parkımız var. Belediye nüfusuna bakarsanız 850 kişiye aşağı yukarı bir park düşüyor. O alanda da herhalde Türkiye'nin önde gelen belediyelerinden bir tanesiyiz. Yine modern bir aşevi gıda ve giyim bankası yapıyoruz. O da %70'ler seviyesinde 1-2 aya tamamlanacak. Günde 2000 kişiye sıcak yemek hizmetimiz var. Devam ediyor. Yıllardır şehrin merkezinden geçen büyük bir kanalı ki şehre görsel olarak da kirlilik olarak da çok olumsuz bir şey katıyordu. Bunun projesini yaptırdık. 4 belediye başkanının hayaliydi, bize nasip oldu. 8,5 kilometre uzunluğunda yeşil bir bank kazandık. Önemli bir kısmı da yapıldı bisikletle koşuyor olmak üzere. Belki gelirken dikkat etmişsinizdir. D100 üzerindeki 3 tane trafik lambası dışında Bolu'da hiçbir noktada trafik ışığı kalmadı. Akıllı döner kavşak sistemine geçen ilk ve tek belediyeyiz, tamamen geçen. Ve bu hem trafiğin durmasını engelledi hem de kazaları %40 oranında azalttı bu sistemimiz. 6 adet yeni kapalı pazar hizmeti soktuk. Yine mantar üretimi için Kıbrıs'ın ilçemize güncel değeri 50 milyon TL olan bir kompost fabrikası kazandırdık. Yine güncel değeri 40 milyon TL olan konserve fabrikamızı da Bolu'muza kazandırdık. Çöp depolama sahamıza bugüne kadar 50 milyon TL tutarında ikinci lot alanını tamamladık. Katı atığı sorunsuz bir şekilde bertaraf eden geri dönüşümde Türkiye'nin birinci belediyesi olduk. Böyle, yani bu sebeple iddia ediyorum ki şu an Türkiye'nin en temiz şehri bu. Yani açık bir şekilde varsa daha temiz olduğunu iddia edin, iddiaya gireriz. Bolu'muza 3 kültür merkezi kazandırdık. Bu sayı dönemimiz bitmeden 6'ya çıkacak. Türkiye'de tek olan kurduğumuz kooperatif aracılığıyla 160 kişilik ek sistem sağladık. 245 sözleşmeli üreticiye düzenli olarak ödeme yapıyoruz. Şu an Bolu'da hiç olmayan mantar sayesinde Türkiye'de yatırımlarımız sayesinde %7'lik paya sahibiz kültür mantarında. Yıl sonu hedefimiz %15. Yine bizim bir tarihi Aras'ta çarşımız var. Bunu baştan sona yeniledik. Alt yapısını, üst yapısını Bolu turizminde kazandırdık. Bir de Türkiye'de yine ilk yıl olacak yöresel ürünler pazarımız. Müteahhit batmasaydı o da bu sene hizmete açılacaktı. O da seneye açılacak. Yine Sayın Genel Başkanım, biz ekonomimizi çok iyi yönettik. O konuda da çok iddialıyız. Şu anda bizim geçen yıla göre %105'lik gelir artışımız var. Ama biz hiçbir hizmeti, ki birçok hizmet kalemine indirim de yaptık. Ama hiçbir kaleme %35'ten fazla güncelleme yapmadığımız halde %105'lik büyümeyi nasıl sağladınız diye soruyorlar. Bir, biz kul hakkı yemedik. Arize teslim ihaleye hiç yapmadık. İsrafı tamamen engelledik. Kayıp kaçakları da ortaya çıkartınca işte bu %105'lik gelir büyümesi ortaya çıkıyor. Hatta Ocak Eylül arası baz alındığında biz dolar bazında da %45 büyüyen bir belediyeyiz. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ek bütçeyle bile 56 milyar dolar hala açıkta olduğu görülürse bizim en azından Nurettin Nebati'den çok daha başarılı olduğumuz ortaya çıkıyor bana göre. Tabii bu kadar büyüyoruz ama Sayın Genel Başkanım, belediyelerin elektriğine 1 Eylül'den baz alırsak, geçen sene 1 Eylül'den bu yana %486, doğalgazına %572, akaryakıtına %306, bütüme yollarda kullandığımız %500 zam geldiği için maalesef bu %100'lük büyümelerde bize yetmez oldu. Sosyal yardım konusunda da iyi bir yerdeyiz. Türkiye'de ilk yoksulluk haritasını çıkartan belediye biziz. Kim hangi kurumdan nasıl yardım alıyor? Bunu muhtarlarımızla ve mahalle hocalarımızla birlikte güncelledik. Haksızlık yapmayalım, adaletsizlik yapmayalım diye. Şu anda 2000 aileye, az önce söyledim, sıcak yemek, 2000 aile diyorum, 2000 kişiye sıcak yemek gidiyor. Yaklaşık
2000 aileye gıda desteği veriyoruz. Yine 1 Şubat'tan itibaren başladık. 2500 ailenin, yoksul ailenin 6 ay boyunca 500 TL doğalgaz desteği veriyoruz. 12 ay boyunca da 250 TL elektrik desteği veriyoruz. Yine meclisten kararımızı aldık. 1 Ocak'tan itibaren 4000 yoksul aileye aylık 2000 TL aile sigortası ödemesi yapmaya başlayacağız. Ve bu ödemeyi de kadın bireyimize yapacağız. Çünkü erkeklerin bu parayı nereye harcayacağına çok emin olamıyoruz. Ama bir anne çocuğunun kıyafete ihtiyacı varken bir annenin kendisine kıyafet almayacağını adımız gibi biliyoruz. Tabii eşim beni uyardı, siyasete girme dedi. Aslında biz belediyede birçok hizmet yapıyoruz ama adımız hep değişik konularla anılıyor Sayın Genel Başkanım. Ama bu, yani sizi burada görmüşken, bu ülkenin en büyük beka meselesi sığınmacılar Sayın Genel Başkanım. Biz 2019 yılında göreve geldiğimizde Türkiye'de 3,5 milyon sığınmacı vardı. Şimdi bu sayı 3 katına çıktı, 10 milyona geçti. Ama bizim Bolu'da aldığımız kararlar ve söylemlerimiz yüzünden Bolu'da bu oran, bu sayı yarıya düştü 2019'a göre. Şimdi hep Türkiye'de tartışılıyor ya, ben isterseniz huzurunuzda bir canlı anket yapayım Sayın Genel Başkanım. Yani hani sığınmacılar konusunda benim söylediklerimi ve yaptıklarımı destekleyenler bir alkış buyurur mu? Peki senin yaptığın ırkçılık veya faşistlik diyen var mı? Efendim inşallah İyi Parti'mizde öz evladı olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda somut adımlar atar diye düşünüyorum. Bu arada altılı masa olarak herhalde artık isimleri konuşmaya başlayacaksınız. Toplum olarak biz bekliyoruz. Yani orada da şey olursa, Bolu'da bir kardeşiniz var, diploması var.